Merhaba değerli dostlar. Şimdi aralarımıza besleme yapıyoruz. Akşam olmak üzere. Poşetle besleme yapıyorum. Bu zayıf bir kutu. Tam olarak çekmemiş. O sebepten bunu ellemiyorum. Şu an aralığımdaki en zayıf arı bu. Bu Carniol F0'dan üretmiştik. Sonradan üretilen bir ana arı. Bilmiyorum performansı nasıl olacak. Evet, bu ırkını bilmiyorum. Muhtemelen Carniol Anadolu. Biz anakardo diyoruz. Kendimiz taktık. Kırık bir ırk. Tabii şu poşet parçalarına dikkat ediyorum. Varroa mücadelesinde şu an red kullanıyorum ve işe yaradığını düşünüyorum. Şöyle damlatıyorum aralara. Bu kadar yetecektir. Sonra poşetle beslememizi birebir bunu yavru atsın diye yapıyorum ve işe de yarıyor. Küçük kolonilere 250 gram, büyük kolonilere 450 gram veriyorum. Koloninin durumuna göre bazılarına 2 poşet veriyorum, bazılarına 1 poşet veriyorum. Ama aksatmadan 2 günde bir kesin vermeye çalışıyorum. Evet, beslemeye ve varroa mücadelesi yapmaya devam ediyoruz. Bakın, 2 gün önce yaptığım beslemeyi arı çekmiş gayet güzel. Bu poşetlerin arasında arılar kalabiliyor. Hatta bazen kafaları gözleri takılabiliyor poşetlerin arasına. Onları kurtarıyoruz. Gitti oğlum. Evet, ben ikinci etken madde olarak red'e başladım. Gerçekten işe yarıyor. Şu şekilde site aralarına damlatıyorum. Akıtıyorum yani. Akşam ezanı vaktini bekledim ki hani tarlacılar arının içerisinde olsun ve varroa dökümü verimli bir şekilde gerçekleşsin. Evet, red de arıları rahatsız ediyor bir miktar. Hoşlanmıyorlar. Çok yapışkan bir madde. Ve arkadaşlar, yani red'i verdikten, yani vermeden önce çekmeceleri komple temizledim. Yani 2-3 gün sonra tekrar çekmecelere bakıyorum ki döküm oranı nedir? Hangi arada varroa yükü daha fazla? Ona göre önlemlerimi alıyorum. Ayrıca arılarımı, bu arının kuluçka merkezi, şu bölgede kuluçka merkezinin üzerine gelecek şekilde şerbetlemeyi yapıyorum. Poşet ile birebir 450 gram kadar yaptıktan sonra artık bu arıyla işimiz bitti. Tabii bu arıları ara ara ana kontrolü, yavru kontrolü vesaire yapıyorum. Arıları güçlü tutmaya çalışıyorum. Muhtemelen 2 hafta sonra, yani Ekim başı gibi de yoğun bir stok beslemesine başlayabilirim.